Sayın Erol Kahraman'ın görüşlerini almadan önce isterseniz kendisiyle ilgili hazırlamış olduğumuz kısa belgeseli ve biyografik filmi birlikte izleyelim. Ekton Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kahraman, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı beldesinde dünyaya geldi. Başta konut, lojistik ve enerji olmak üzere pek çok sektörde başarılı yatırımlarıyla öne çıkan ve 3 dönem yaptığı Sarımazı Belediye Başkanlığı döneminde halkın gönlünde adeta taht kurdu. Erol Kahraman'ın bugünlere ulaşması kolay olmadı. Çok zor ve sıkıntılı bir çocukluk ve gençlik dönemi yaşadı. Çocukluk yıllarında babasını kaybetti. 10 kardeşiyle beraber hayata tutunmaya çalıştı. Gençlik yaşında hem annesinin hem de kardeşlerinin sorumluluğunu üstlenerek çok sevdiği üniversiteye ara vermek zorunda kaldı. Sonraki yıllarda yarım kalan üniversite eğitimini tamamlayarak Çukurova Üniversitesi'nden mezun oldu. Ama bugünkü günlere ulaşmak kolay olmadı. Küçük bir el arabasında kendi hazırladığı yiyecekleri satarak iş hayatına atılan Erol Kahraman, mücadeleci kişiliği sayesinde dişiyle, tırnağıyla çalışarak iş hayatında yükselişini sürdürdü. Önce Toros Gübre'nin müteahhitlik hizmetlerine üstlendi. Ardından tekstil ve konfeksiyon mağazasından inşaat malzemeleri sektörüne kadar faaliyet alanını genişletti. Bugün konut ve lojistik sektöründe başarılı çalışmalara imza atan Erol Kahraman, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 58 milyon euroluk bir yatırımla Türkiye'nin ilk çevreci enerji yatırımını kurmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu yatırım gerek Çukurova bölgesi ve gerekse ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Ekton Şirketler Grubu Başkanı Erol Kahraman, iş hayatındaki başarılı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ile eğitim alanında da pek çok hizmete öncülük yapıyor. Halen çok sayıda öğrencinin eğitimine ciddi katkılar sağlayan Erol Kahraman, kendisinin de mensup olduğu Yörük Türkmen kültürünün canlanması ve gelişmesi için de maddi ve manevi desteğini sürdürüyor. Aynı zamanda Adana Yörük Türkmen Beyi ve Türkiye Yörük Türkmen Birliği Başkan Yardımcısı sıfatını da taşıyan Erol Kahraman, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da Yörük Türkmen Beyleri ve Türk Dünyası temsilcileriyle buluşmasında da ön plana çıkmıştı. Yörük Türkmenlerin her zaman devletin birliği ve dirliği felsefesine önem verdiğini ve bu kültürü yaşatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Erol Kahraman, bir süre önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu Osmaniye'deki Türkmen Otağı'nda ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirtiyor.